Elbap şehidimiz, bizim yeğenimiz, aile dostumuzun oğlu Elbap şehidimizin köşesine eşyalarını koyduk. Eski eşyalarımızı da burada, yani giysilerimizi de çöpe atmadık. Bunları kurtardık. Yine burada eskiden Hacı Arif Bakkal dedemizin zamanında böyle kullandıkları eşyaları da çöpe atmadık. Onları da burada sergiledik. Yani 60-70 senelik çerçevelerimizi de koyduk. Yalnız burada Allah'ın hikmeti, burada hadis-i şerif var. Hadis-i şerifin lafızlarını kurt yememiş. Arkasındaki kağıtları yemiş. Şurada görüleceği üzere. Burada lafız aynen duruyor. Rahmetli Hacı Arif Bakkal dedemizin adını yaşatmak üzere bir köşe oluşturdu. Onun kendi yaptığı tekerlekler. Köyden gelirken 1940'lı yıllarda köyden geldiğinde bu tekerleklerle gelmiş. Burada da 1870'li yıllarda Çankırı Kurşunlu etrafında Şekerler ailesinin ilk şeker imalatı yaptıklarını, ticaretine başladıklarında bu şeker tavasını kullanmışlar ve onun ticaretini yaparken bu dirhemleri kullanmışlar. Ve tavanın da bu makasları görüleceği üzere yani 150 senelik bunlar da hatıra olarak hikayesi var. Yaşatmaya çalışıyoruz. Bu da 1974 yılında tahsis edilmiş işletme hesabı defteri. Rahmetli Hacı Arif Bakkal dedem ilk esnaflığa başladıktan sonra, resmiyete kavuştuktan sonra bulabildiğim ve çöpe atılmasını önlediğim, müzemize kazandırdığımız Hacı Arif Bakkal dedemin işletme hesabı defteri. Bu da 70-80 sene önce kullanılır durumdaymış. Bunu parçalar halinde buraya getirdik ancak kullanılır duruma getirmek için bilen birilerini buraya davet ediyoruz. Yani hat yazılı duvar takvimlerini çeyrek asırdan bu yana koleksiyonunu yapmaya çalışıyorum. Karabük'ümüzün manevi kurucusu Bahattin Gazi Hazretleri'nin köşesini de müzemizde şöyle bir köşe yaparak yaşatmaya çalışıyoruz. Ortaokul İmam Hatip Lisesi'ne giderken pul koleksiyonuyla başladık. Ardından işte eski eşyaları, antikaları daha liseli yıllardan bu yana 40 senedir topladım. Karabük'ümüzde Safranbolu'muz, UNESCO şehrimiz var. Orada kapalı mekanlarımız var, konaklarımız var, taş evlerimiz var. Orada bu eşyalarla o kapalı konaklardaki odaları buluşturalım, sergileyelim. Gelecek neslimize bizim de bir hediyemiz, katkımız olsun. Çünkü Osmanlımızın güzel karakterlerini, güzel huylarını, efendim hasletlerini, kültürlerini yansıtmamız lazım. ...1800'lü yıllardan bu yana yani müzemize kazandırdığımız kahve değirmenleri mevcut.